Şimdi tabii mahallemiz kurulduğundan bu yana sorunlarla iç içe yaşayan bir mahalle, yoksul bir insanlar grubu var burada. Şimdi kendi evlerini, yurtlarını yapmışlar, burada barınmaya çalışıyorlar. Burada ama sürekli devlet baskısı, yani polis baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bizim cemevini defalarca basıldı. Kapılarımız kırık yeni binaların. Tekmeyle vurup kırdılar. Ben bunu emniyet müdürüne de söyledim. Gerçekten Alevi toplumu, yani biz nasıl onlara inançlarından dolayı saygı duyuyorsak, camiye saygı duyuyorsak, onlar da bize saygı duymak zorunda. Bizim anlayışımız, bizim inancımız bu. Bizi kimse döndüremez, ancak öldürerek döndürürler. Biz böyle inandık. Geçmişten bu yana bu şekilde inanmaya devam edeceğiz. Şimdi biz burada cem yapıyoruz. Mesela Muharrem ayı boyunca değil, yani bir sene boyunca da belki biz cem yapıyoruz her cuma günleri. Diğer zamanlarda da işte Muharrem şeyi dolayısıyla, yası matem dolayısıyla burada her gece cem yapıyoruz. Mesela polis baskısından halk korkuyor tabii. Yani burada akreple, polis silahla milahla gezdi mi halk buraya gelmeye de korkuyor. Kendi ibadetini yapamıyor. Geçen gün söyledim ben emniyet müdürüne, dedim ya bizim vergilerimizle, biz Aleviler olarak kendi vatandaşlık görevimizi yapıyoruz, vergiyi veriyoruz, askerli her türlü vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Bu ülkenin sıkıntı durumlarında biz de zarar görüyoruz ama siz, dedim, yani bizim vergilerle camilerde imamlar maaş alıyor, camiye hizmet yapılıyor ama bizimkini halktan topladığımız, yoksul insanlardan aldığımız birkaç kuruşla biz buraya bir ibadethane yapıyoruz, ona da saldırılıyor. Yani bu adil bir şey değil. Biz adalet istiyoruz. Yani biz de burada insan gibi yaşamak istiyoruz. Ondan sonra geçen gün işte burada baskında ben de gözaltına alındım. Burada aranan insan varmış. Ben buraya gelen, siz geldiniz, herkesin kimliğine bakamam ki. Yani buraya gelen insanlar cemevinin bizim misafirimizdir. İnsan gibi gelir, insan gibi de gider. Biz varsa çayımızı söyleriz, açsa karnını doyururuz. Yani bizim yanımıza gelen, biz insanız. Gelen nihayet bir insandır. Yani biz kimsenin kimliğine sen nerelisin falan da diyemeyiz. Onun için yani burada bizi işte şeyle, terörle, şuyla buyla ilişkilendirip cemevi üzerindeki baskıları artırmaya çalışan bir anlayış var burada. Ben şunu diyorum, gerçekten bu ülkede biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin eğer şu anda nefes alıyorsa, bence Alevilerin burada işte sosyal demokrat duruşları, hakikaten insan gibi yaşamaya çalışmaları, biz Sünnilerden falan, arkadaşlarımızdan bu mahallede rahatsız değiliz. Biz Sünni, partici falan bu mahallede geçmez. Biz çünkü hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Hepimiz bir ekmek kavgası veriyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı da şunu söyledi, seçimlerden önce söylemişti. Biz cemevlerine statü tanıyacağız. Cemevlerine nasıl bir statü tanıyacaklar bilmiyorum. Ama biz yani bize devlet olarak kendi ibadetlerimizi serbestçe yapmamızı sağlayacak bir sistem oluşsun istiyoruz. Yani biz onlardan maddi imkan şey de beklemiyoruz. Yani sadece bizim yaptıklarımıza insan gibi baksınlar. Bize insanca davran. İnancımızı özgür yaşamak istiyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim bu bahçede çok güzel bir bahçemiz var. Sünnüsü de Alevisi de gelir, oturur, çaylarını yaparlar, sabah kahvaltılarını yapar giderler. Kimse dokunmaz onlara. Zeynep'le ilgili de söyleyeceğim şu. Biz gerçekten Zeynep
çok çalışkan, çok duygusal, halkın öncülüğünü yapacak bir kapasitesi var. Birlikte koşturuyoruz Şucam evini bitirmek için. Şimdi burada işte belediyenin bize yardım etmesi lazım. Diğer kurumların yardım etmesi lazım. El atması lazım. Zeynep'i neden tutuklandı? Zeynep burada ben gözaltındayken bir basın açıklaması yaptı. İşte Cem evimize yönelik polisin baskını, orada yazılan yazılar, çirkin yazılar, çirkin muameleden dolayı bir basın açıklaması yaptı. Öyle sanıyorum ondan gözaltında. Yoksa Zeynep'in hakikaten yani ben kendim kadar ona güveniyorum. İnsanca düşünüyor hakikaten. İnsanın öncülüğünü yapıyor. Çok emekleri vardır bu mahalle üzerinde de, Cem'imiz üzerinde de. Bir an önce Zeynep'in de serbest bırakılmasını istiyorum. Yani kocası da içeride, hakikaten kocası da biraz rahatsız. Annesi burada yalnız. Yani yalnız kalıyor. 2 tane çocuğu var ama ayrılar. Yani Zeynep ona bakıyordu, yemeğini, her şeyini. Bu kadın gelmiş 70-80 yaşında kadın. Şimdi hakikaten insan, biz her zaman yanında olamıyoruz istesek de. Onun için bir an önce o kardeşimin, bizim başkanın serbest bırakılmasını istiyorum.